Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, 32, NCI WTF Uluslararası Şampiyonası, 19, Uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7, NCI Worldi Budo Marta Alarts Şampiyonası sona erdi. Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32 NCIWTF -E Olimpik Sistem Uluslararası Şampiyonası, 19. GTF Avrupa Şampiyonası ve 7 NCIWorldi -E Budomart Alerts Şampiyonası 28 ila 30 Ekim tarihlerinde Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun son gününde renkli kuşaklar Hyong müsabakaları yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, Global Tekvando Federasyonu, GTF, Hyong, Pumse, Kata, Budo, Ferdi, Çiftler Karışık, Kırış ve Takım Müsabakalarında açık ara ile şampiyon oldu. Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Önder Senaroğlu, Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç, Kolordu Komutanı Tüm Genel Sezai Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekçam, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete topçu, tekvando, karate ve judo federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ülkelerin federasyon başkanları ve sporcuları katıldı. Ersin Tatar, desteğimiz her zaman sürecektir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, sizlerin çalışmalarına destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Devlet olarak gençlerimizi spor yapmaya, ambargoya karşı yapılan çalışmalarla üzerimizde olan haksızlıkları aşmak ve KKTC'de sporun daha da yaygınlaşması ile tekvando, judo, karate gibi popüler spor dallarında farklı ülkelerle bir araya gelmek ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu katkılarından dolayı Başkanımız Eyüp Zafer Gökbilen, çalışma arkadaşları ve tüm gençlerimizi kutlamak istiyorum. 11 bin sporcu bu faaliyetlerde yer almakta. Sizlere olan desteğimiz her zaman sürecektir dedi. Derviş Eroğlu, ülkemize şampiyonluklar kazandıran sporcularımızı kutlarım. 1977 yılından kurulan Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getiren KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, özellikle ülkemize değişik ülkelerde şampiyonluklar kazandıran sporcularımızı öncelikle ben kutladım federasyonumuzun o günden beri binlerce genci yetiştirmesi, spor kültürünü ve eğitimini vermesinden dolayı başkanımızla antrenörlerine teşekkür ediyorum, diye konuştu. Erhan A.R.I.K.L.I. Kekte spor alanında da ambargo uygulanıyor. KKTC'ye uzun yıllardır her alanda olduğu gibi spor alanında da ambargo uygulandığını ifade eden spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Olimpiyat şartının 4. maddesi ve en önemli ilkesi herkese spor hakkıdır. Buna rağmen Birleşmiş Milletler, BM ve Avrupa Birliği, AB, Kıbrıs Türklerinin spor yapma hakkını elinden alıyor. Bizi ısrarla sportif alanda da Rum'a yamamak istiyorlar. Biz de buna kesin olarak hayır diyoruz, boyun eğmek istemiyoruz. Bu sebepten dolayı federasyonlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Uluslararası spor ambargolarının kaldırılması, uluslararası alanda Kıbrıs Türk sporcularının boy göstermesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle Tekvando Federasyonumuza teşekkür etmek gerekiyor girdikleri her turnuvada başarıyla ülkemizi temsil ediyorlar, şeklinde konuştu. Eyüp Zafer EN 3 ayrı branşta şampiyon olduk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC, Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise yaptığı konuşmadan şunları dile getirdi, Eylül ayında Kırgızistan'da çok büyük bir seminer ve uluslararası etkinliğe katıldık ve takım halinde şampiyon olduk ülkemizde yapılan organizasyonda 3 ayrı branşta da takım halinde şampiyon olduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi, çifte bayram yaşadık, inşallah daima yaşarız. Hedef büyüttük.